Ruhi Çenet öneriliyor. Bakalım usta. Ruhi Çenet kanalı açtırdı mı artık ya? Hatsa. Hayatta kalmak için avlanmak. Hatsa kabilesi. 50 bin yıldır aynı yaşıyorlar. Hadi buyurun. Hatsa, yeryüzündeki en ilkel insan Arkadaşlar kanalı tekrar çaldırmadan hemen izleyelim de. topluluğu. Tıpkı binlerce yıl önce yaşamış atalarımız gibi günümüzde Selam. Ok ve yayla avlanarak hayatta kalıyorlar. Her bir çalının ardında belirsizliğin gizlendiği vahşi savananın derinliklerinde kaya sıçanı antilop ve babunların izini... Chat, samimi soru, hemen soru, şimdi soru.com. Modern hayatı bırakıyorsunuz, bu hayata geçiyorsunuz. Ya niye deal? Bir durun, deal'ı dinleyin amına koyayım. Şimdi baştan alalım. Modern hayatı bırakacağım, bu hayata geçeceğim. Sedat Bey, hoş geldiniz. İyi yayınlar, bol kazançlar ve herkese iyi seyirler. Eyvallah Pikachu beyler, buyurun oturunuz. Herkese de iyi seyirler. No deal'ları gördü, istemezsiniz. Okey. Sürüyorlar. Daha heyecan verici bir hayat olabilirdi ama. Tabii göt ister böyle bir hayata geçiş modernlikten sonra ama. Muhtemelen çok heyecan verici ve dolu bir hayat olabilirdi. Uzun sürer miydi o hayat onu da bilmiyorum. Belki 30'da bir yabani hayvan tarafından öldürülerek de bitebilirdi bu hayat ama. Hatsalar hayatı en ilkel koşullarda yaşıyor. Çamurlu su içiyorlar. Hadi buyurun. Balı larvalarıyla ve bazen de eti hayvan artıklarıyla beraber tüketiyorlar. Önümüzdeki 3... Oğlum ananla harbiden bunlar 50 bin yıldır aynı yaşıyor oğlum. Ateşi de mi bulmadınız? Tüm boyunca bu kabilenin bir parçası olacağım ve yaşam tarzı... Ha, ateş var. ...larına tanıklık edeceğim. Hatsa kabilesi 50 bin yılı aşkın bir süredir Kuzey Tanzanya'daki Eyasi Gölü'nün çevresinde Deli. Yaşıyor ve modern dünya ile iletişimi ilk defa yaklaşık 150 yıl önce kuruldu. Tıklamalı sesler içeren Hadzane adında benzersiz bir dil konuşuyorlar. Aa, kak kak dili. Kabile üyeleri bizi liderlerine götürüyorlar. Yapamıyorum ki ben o sesi. İyi yayınlar ustam. Anka, eyvallah. Tokamber, teşekkür ediyorum. Adım Sakoro. Sakoro. Ruhi. Bizimkiler nerede? Bir gidip bakayım. Henüz gitmemeleri gerekirdi. Hey. Hey Mugesa. Biraz daha reklam yemeye dayanamadım. Arkadaş biz Hadza'yız. Plan işe yarıyor. Sizlere 57 reklama boğduktan sonra 40 liranızı veya 9 sentinizi alıyorum. Kabilemizin toprakları... I have two sides. Otakanyus, eyvallah yavrum. Hoş geldin. Herkes buraya toplansın. Deri ve kürklerden elbiseleri avcılık becerilerinin bir kanıtı. Başındaki şey ne? Babun. Babun. Bu babunun kürkü. Bebekken durmadan ağlarmışım ve annem bundan hiç hoşlanmazmış. Bu yüzden yüzüme bu kesikleri yapmış. Vay senin ben ananın göz güzel ellerinden öpeyim ya. Yaşındaki tuz açık yaraya temas ettiğinde cildi yakar ve bebek acı hissettiğinde ağlamamayı öğrenir. Oha! Oha! Oğlum bebek ağlamasın diye yüzünde yara yaratıyor. Ve bir nevi kendi kendine işkenceyle ağlamayı bırak. Oha amına koyayım ya. Şimdi ise büyüdüm. Artık ağlayan bir bebek değilim. Burada bir grup genç bir sonraki av için yaylarını onarıyor ve yeni oklar üretiyor. Bu beceri kuşaktan kuşağa geçen bir geleneğin parçası. Benim oklarım en iyisi. Hepsini kendim yapıyorum. Av sırasında bir hayvanla karşılaştığımızda hayvanın türüne göre farklı hareket ederiz. Bazı hayvanların koku alma ve görme yeteneği güçlüdür. O zaman sessiz olup saklanırız. Yeterince yaklaşana kadar yavaşça hareket ederiz ve oku atarız. Baksana, bu izler ne? Leopar. Uzun zaman önce leopar saldırdı. Ananı sikeyim ya. Hayatımızda hangimiz böyle bir şey yaşarız ki arkadaşlar? Hani hangimiz leopar saldırısına maruz kalabiliriz ki? Çay. Hatsalılar okla... Havalı da aynı zamanda amına koyayım yani. ...yaptıkları desenlerle kişiselleştiriyorlar. Böylece birinin oku kaybolur ve bulunursa kime ait olduğu biliniyor. Ayrıca bu hedefi kimin vurduğunu da belli ediyor. Yaylarında avladıkları hayvan... Bozdun Ruhi. Ana dil İngilizce olarak çekiyorsun, Türkçe'de dublaj olarak katıyorsun. Yazdım. Onların postuna ait parçalar bulunur. Bu avcının ne kadar yetenekli ve deneyimli olduğunu gösterir.
aynı zamanda okun uçuş sırasında dengeli ilerlemesi için rahatsız oldu. Ok yapmak için öncelikle bir dal parçasını alıp inceltirler. Mümkün olduğunca hafif ve düz olmalıdır. Kontrollü bir şekilde ilerlerler ve herhangi bir eğriliği düzeltmek için dişlerini kullanırlar. En korktuğun hayvanlar hangisi? Filler ve aslanlar. Ve leoparlar. Fillerin hortumu kocaman. Neredeyse her şeyi yakalayıp yiyebilirler. Yavaşça yerler. Onlara sakın yaklaşma. Fillerden uzak durmalısın. Saldırıp seni ikiye bölebilirler. Sedat Bey merhaba. Biraz geç kaldım. Ön taraflar dolmuş ama arka tarafta bir yere geçiyorum. Babunlar. Herkese şimdi gidenliği seyirler. Size de iyi yayınlar Sedat Beyciğim. Teşekkürler Leo Beyler. Hoş geldiniz. Yarın o tepeye gideceğiz. Sen git ve uyu. Sonra sabah bizimle Babun Avı'na katıl. Nerede yaşıyorlar? Şafak sökmeden önce toplandık. Sakoro diğer avcıları nerede uyandırmak... Nerede söyledi mi chat? Ben kaçırdım mı? Kiçin bağırıyor. Birazdan görecekleriniz. Afrika mı? Nasıl ya? Aa, Ankara mı? Bazılarınız için hassas olur. Atla kabilesinin kültürünü ve yaşam tarzını Karbeteri, lütfen saygı eyvallah, ve anlayışla göstermek. Kesenize bereket. Herkes hazır olduğunda vahşi doğaya yolculuğumuz başlayacak. Ne yapacağız? Farklı gruplara ayrılacaklar. Bu sayede av bulma şanslarını... Bu da köyden yetişip çıkmış birisi gibi mi? Artmış olacaklar. Anladım. Kabile hazırlanıyor. Bakalım neler olacak. Çok ışık var oğlum. Tüm planı bozduyorsun. Gün doğar doğmaz Sakoro'nun liderliğinde vahşi doğaya ilerliyoruz. Avlanmaya hazır 10 av köpeği de bizimle birlikte. Çok köpekleri avcılar, var. Avcılar bıçak ve yaylarla birlikte zehirli ve zehirsiz oklar taşıyor. Sakoro bu yönü işaret ediyor. Biz ayrılıyoruz. Şu tarafa bakın. Aşko bunlar mal mı? Mesela bak Ruhi'de bir backpack var, tamam mı Aşko? Kendisinin bir sırt çantası var. Buradan bu adamın görüp benim de sırt çantasına ihtiyacım var. Bununla daha rahat taşıyabilirim bir şeyler diyemiyor mu Aşko? Niye ilerlemiyorlar? Biz bu grubu takip ederken ekibimizden biri de Sakoro ve köpek... İcat mı yasak abi harbi yani buna mı ya? Deri takip edecek. Av boyunca zaman zaman gruplara ayrılacağız. Bu uçsuz bucaksız arazide köpekler... Bir dakika bir pol geldi. Bir hayvanla VS atmak zorunda kalsaydınız hangisini tercih ederdiniz? Abi Komodo ejderini alıp geçeyim ben ya. Valla daha da zorlamayayım yani. Ben Komodo ejderini alayım hacı. Yani aslan, bozayı, köpek balığı suda bir de. Komodo ejderinden sonra da en yakın... Timsah o da hani kapıp seni böyle ananı sikeyim şeyde var ya Naruto'da yükselen lotus çiçeği darbesi böyle döndürüyor böyle alıyor falan. Onu yapmadan belki gözüne falan vurabilirsen ne bileyim anca o zaman ama Komodo ejderini siker öldürürüm herhalde ya. Komodo ejderi şu kadar bir şey değil mi la? Bu kadar bir şey ya. Nasıl ya? Kulluğuluz amına koyayım. Nasıl ya? Komodo ejderi. Oğlum ev hayvanı lan bu. Hayır ya bu büyükmüş. Ananı sikiyim. 90 kilo 2.6 metre. 2.6 metre erkekse 2.3 metre dişi ise. Ama yerde sürünüyor oğlum. Bu ne amına koyayım. Hacı çok yere yakın bu ya. Arkadaşlar affedersiniz de 90 kilo bir Komodo ejderinden de dayak yemem. Telefondan 10 TL'ye abone oldum. Bence abi, hakkını helal et. Bunun kafasına basarak bunu durdururuz. Değil mi abi? Arkadaşlar peki timsah mı daha kolay yani? Felçime ediyor bir de zehirli mi amına koyayım? Çok hızlı bu. Timsah daha mı kolay? Yani evet timsahın kafasına biniyorlardı. Geçen speed'de gördüm. Biraz cahil yorum ama. O böyle timsahın kafasına bindi acı. Onu etkisiz hale getirdi amına koyayım.
Bir dakika. Neydi? Elegator muydu amına koyayım? Ya ben yazıyorum, o düzeltiyor. Elegator vs Speed diyorum. Ha, Alligator çıkacak mı bakayım? I Show Speed. 31 dakika kanka, ama burada var galiba. Oh my bro, I'm so hyped for him to catch it. Ama bu pasif bir timsah galiba. Datçım, eyvallah yavrum. Bu pasif bir timsi olabilir. That's you. That's you. There you go. I'm keeping him distracted. Go. 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 Bitch. Oğlum, arkadaşlar bence bu listedeki hiçbir hayvanı indiremeyiz ya. Yok ya. Komodo ejderi ben kolay zannediyordum ama o da öyle bir şey değilmiş ya. Ya bu arada yaptığı hareket çirkin bence de abi. T-bag gibi bir şey yapıyor. Hayvan amık ya. Bizim gözümüz ve kulağımız. Geniş bir alana... En kolayı timsah mı? Şey, en kolayı köpek balığı mı? Yayılarak arama yapıyorlar. Bu stratejiyle hem köpekler hem de biz daha fazla bölgeyi tarayıp av bulma şansımızı arttırmış oluyoruz. Arkadaş, bak. Bugün hava iyi. Çok sıcak değil. Keşke her zaman böyle olsa. Görelim bakalım. Ruhi 1-2-3-4. Şifreyi denemeyin. Suyu bu şekilde içiyorlar. Çamurlu göletten. Önce üfleyip sonra yudumluyorlar. Bağışıklık sistemleri sudaki bakteriler ve parazitlere dayanabilecek kadar güçlü. Su soğuk. Temiz olup olmaması onları fark etmiyor. Köpekler koşmaya başladı. Ona göre orada evrimleşmiş şey Recep adamın midesi. Koş. Artık kaç bin yıldır bu sporu yapıyorlarsa. Uzun dal parçasını deliğin içine sokuyor. Sevgilim terk etti bir böylelikle hafta içinde. Eski hayatına devam ediyor. Ben ise her gün rüyamda görüp uyanıyorum. Cidden artık herhangi bir şey yapacak gücüm kalmadı. Seni izleyerek biraz da olsa iyi hissediyorum. Sağ ol Sedat abi. Usek, geçmiş olsun kardeşim. Bu da geçer kardeşim. Bir bazlığını bırak kardeşim. Bu da geçer. Neomater, Rudolf Virchow, Boğaçan Taşkın, kesenize bereket. Önceki dal yeterince uzun değildi, şimdi daha da uzunluğunu yapıyor. Bir yandan da bu köpek avı yakalamayı kolaylaştırmak için deliği kazarak genişletiyor. Firavun faresi. Mangoose. Evet, çok kaçamak yapıyor ama ha neredesin sen? Aman Allah'ım. Pes ettiler. Bunlar niye siyah? Cetta mi zaman bomba bum bum toya. Yola devam ediyoruz. Mi. Göçebe bir... Irkçılık yapmadım az önce. Ben sadece komik sesler çıkartıp size bir eğlence sunmaya çalıştım. Irkçılık yok. Bir toplum olan Hadza tarımla ilgilenmez ya da yiyecek depolamaz. Yaşamlarını tamamen avcılık ve toplayıcılıkla sürdürürler. Ne olmuş ki? Deandre eyvallah. Aren kesenize bereket. Bomboklat! Bomboklat man! Sincabı yakalamak için işbirliği yapıyorlar. Bir avcı ağacı sallayarak hayvanı şaşırtıp öteki avcıya doğru ilerlemesini sağlıyor. İnsan oğlum bu, sikeriz lan. Yakaladılar. Sen niye siyahsın lan? Avcılar arasında neden hiç kadın yok abi? Avcılar arasında neden hiç kadın yok abi? İşte ya da ben mi görmedim? Bu sincabı yakalamak kolay olmadı. İzini sürerken dikenli çalılıkları aşmamız gerekti. Avı kemerine takıyor. Ana hem tatlı hem ölü. Şimdi kaybettiği okunu arıyor. Her ok onlar için çok değerli. Bir tanesini yapmak saatlerini alıyor. Köpekler Sakura'ya avın yerini gösteriyor. Bu konuda Fatih gülme bir dakika. Bu konuda hayvanın kaçmasını engellemek için aralık yerleri otutum vardır. Wolfgang Dust Mökten Semit evrenin oluşumu ve yapısı hakkında bir makale yazıyor.
Yayınlar. Modlar, çocuğa ne yapacağınızı biliyorsunuz. Dönemin insanı diyor. Önce dövün, sonra sikin, sonra da insanlara sergileyin bu plodatanı. Öyle bir coğrafyadan çıkması mucize. Vakanda dolduruyor. Nasıl yakalayamadın? Firavun faresi yakalanırken çok ses çıkarıyor. Sular nehir boyunca. Ya ben şeyi okuduğumda normalde koku olabilir. İşte bu bir tazelemek lazım da bu mikrop, çelik, tüfek, kakkak, işte Homo sapiens, işte sapiens kitabı falan, bunlarda bunun bir rivayet olduğu yazıyordu sanki ya. Yani avcılık işi sadece erkeklere özel değilmiş. Kadınlar da olabiliyormuş. Hani ya da toplayıcı erkekler de olabiliyormuş da burada görmüyoruz öyle bir şey. Ya çok yüksek. Baray Nehri. Yapma, nehri geçemezsin. İlerideki nehri geçemeyeceğimiz için yolumuzu değiştiriyoruz. Sonunda dinlenme vakti. Tam 4 saattir durmadan yürüyoruz. Dinde kitapta bile yarıyor abi. Dikenleri sürekli üzerimize takılıyor. Keskin olduğu için kıyafetlerimizi yırtıyor. İsmi Akasya. Sakaro aşağıdaki avcıları gözlüyor. İsimler çok arog ya. Köpekler kaya sıçanını yakalayabilmiş ama yarısını yemişler. Sakaro kayaların üzerinden kayarak aşağı doğru ilerliyor. Dikenler bacaklarına batıyor. Yolunu açmak için dalları kesiyor. Bir yandan da en küçük avcı kendini kayaların arasından içeri atıyor ve adeta kayboluyor. Ara karşılığı yerli rolü yapıyorlar. Keriz beyazları kekiyorlar bitmek. Kayaların altına giren çocuk. Ya belgesellerin çoğunu böyle çekiyorlar da Ruhi öyle yapmamıştır herhalde, değil mi abi? Yani kurgu değildir bu. Bölgeyi bir uçtan diğer ucuna kadar tamamen dolaşıyor. Erebos, atla. Bu daracık alanda Bacon, köpeklerle Leosama, birlikte Erebos, avların izini sürüyor. Uçlu kalem. Kesinize bereket. Sağ olun. Canım. Ne yaptınız? Bu taşın altında bir kaya sıçanı daha vurdular. Bak bak kaçıyor. Oğlum bunlar iyi yemek buluyor lan o zaman. Çok köpeğe de bakıyorlar yani. Çok insana ve çok köpeğe köpekler bakıyorlar abi. Peşinde. Büyük bir kaya sıçanı. Avı çıkarmaya çalışıyorlar. Hazır ancak henüz ulaşılamayan birini yiyecek. Yuvada saklanan yakalandı. Hadi buyurun. Arkadaşım. Dedge. Hayvan hala hayatta. Sonunu getirmeye çalışıyorlar. Hayır. Sonu çok kötü bitti. Çok kötü. Zaten cansız. Kaya sıçanı. Yani hayatın tabii ki gerçeği, bir lafım falan yok ama o hayvan hani gırtlaktan asılıp sallanıyor ya, çok tuhaf hissettim. Sedat Bey, köpekleri sadece avda mı kullanıyorlar sanıyorsun şeytani gülüş. Leosama, eyvallah. Şurada. Zaten burada. Onu çıkarmalıyız. Gözlerini gördün mü? Tok! Tok! Ölmemiş. İşte bu da başka bir kaya sıçanının sesi. Ama merak etmedim değil. Abi hayvan dua ederek ölmüş amına koyayım. Öyle çıkıyor. Ama umursamıyoruz. O sadece bir yemek. Taşla dene. Köpekler almaya çalışıyor. Bu üçüncü kaya sıçanı. Ben şeyi merak ediyorum. Acaba Ruhi dini inançlarıyla işte... Hani hayat nedir, ölümden sonra ne vardır falan gibi sorular soracak mı? Onlara cevaplarını merak ediyorum. Sorarsa da bence çok pratik cevap vermişlerdir gibi. Ölünce öleceğiz acı falan gibi. Spoiler etmeyin de. Geçtiğimiz 50 yıl içinde Hadza, komşu kabilelerin hayvancılık ve tarım yapmak için ağaçları Mevlut, kesmesi Mustafa. Nedeniyle topraklarının %90'ını kaybetti. Eskiden buralarda yaşarlardı. Beyaz adam geldi. Alan onlarındı. Hayvan popülasyonu. Ama bir gün anlayacak paranın yenilemeyen bir şey olduğunu. Daha da zorlaştırdı. Yaşam tarzları. Çok şanslı zorluyorum. Buralar dutluktu. Risk altında.
Bir dakikadan az bir sürede avuçları arasında bir çubuğu hızlıca döndürerek ateş yakıyor. Görme kabiliyetini arttırarak avlanma şansını yükselttiğine inandıkları bir bitki türünü tüketmek için mola veriyorlar. Burada bir zamanlar bir sürü babun avlar türünü bir dakika, ne yaptılar baba? Arttırarak avlanma şansını yükselttiğine inandıkları bir bitki türünü tüketmek için mola veriyorlar. Bunları gördükçe koca dünyada burada daha bir zamanlar neler var bir sürü babun avlardık. Bir keresinde dağın tepesine kadar kovalamıştık. Köpekler deli gibi peşlerinden gitmişlerdi. İki tane yakalamıştık. Mucit bu. Dudak arasına koyuyorum. Öbür tarafa gitmişti. Çok saldırgan bir babun sürüsüydü. Bu arazide yürümek bile bir mücadele. Yeniden takıldım. Saat yönünde çevir. Diğer tarafa doğru. Bu tarafa, bu tarafa. Bu yöne mi? Tersine mi? Evet. Çocuk firavun faresini arıyor. Ulaşabildiği her boşluğa bakıyor. Kuruf derim ben. Ağzını sikeyim. Anasını çocuğuna bak be. Tam orada saklanıyordu. Niye sövdün lan? Hala yaşıyor. Isırıyor. Dikkat et. Dişleri oldukça keskin. İşte. Hasta mısın dayı sen? Seni yakalayamayacağım mı sandın? Ne oldu şimdi? Kayayı kullan. Vurma şeklin çok komik. Yargılamamak lazım. Bu onların yaşam şekli. Atalarımız da bu şekilde hayata kalmıştı. Arılar. Sen her şeyi geç, önce Türkçe konuş Ruhi. Yargılamamak lazım. Nerede? Ağaçtalar. Bizi soktular. Buradan geçme. Elin Afrikalısı bile et yiyor amına koyayım. Oğlum Sapiens'de yazıyordu bak bu. Bundan eminim. Eski ilkel insanların günümüz insanından daha iyi beslendiğini söylüyorlar. Gün içerisinde bulduğu meyve, hayvan, sebze çeşitliliğiyle daha sağlıklı ve daha çeşitli, daha bol mineral ve vitamin alarak yaşıyorlarmış. Biz de yani aslında bolluk içinde yarrak yiyoruz ya. Sana bu yolu kullanma demiştim ama dinlemedin. Bu arılar deli. Sakın onlara yaklaşma. Beni soktuklarında fazla şişmiyorum. Ama seni sokarlarsa... 20 yıl yaşamıyorlar oğlum. İlk insanların ömürlerinin kısa olmasının sebebi gencecik. Ölen de vardır tabii ki amına koyayım. Ama hani kimse, herkes ölüyor falan gibi değil. Çocuk ölümü çok oluyor. O yüzden onların lifespan ortalamasını biz az olarak alıyoruz. Hani çocuklar ölüyor. O yüzden yaş yoksa amına koyayım. Bu şeylerin de vardır yani. Bu kabilenin de yaşlısı bir bilgesi falan vardır amına koyayım. Sen fena şişersin. Çok yorucu bir hafta. Çok yorucu. Değil mi abi, vardır. Dağda avların izini sürerken eğimli arazide 7 saatte 36 bin adım yürümüş. Babunların alt tarafındaki etleri tercih ediyorlarmış. Başka neresini yiyorlar? Ellerini babun mu yiyorlar la? Ve arka kısmını yemeyi seviyor. 3400 TL. Babunun butları en lezzetli yiyen. Köpekler artıklardan birkaç... Nasıl ya, bu gerçek mi hatta? Seyahat sitelerinden 3400 dolara, ha sterline, Hatsa kabilesi gerçekçi bir tecrübe diye yolculuk satın alabilirmişiz. Olur vallahi, inanırım ya. Parça alabilmek için sabırla bekliyor. Ben inandım, Google'lamıyorum hacı. Selamlar, iyi yayınlar. Dolunay Bey, eyvallah yavrum, hoş geldin. Sorovs Beach, Rupert ve avladıkları hayvanı yemeye tırnaklarından başlıyorlar. Hiçbir parça atılmıyor. Av etini kıkırdaklarıyla birlikte yiyorlar. Lokmalarını her çiğnediklerinde çıkan kırılma sesini duyabilirsiniz. Şu parçayı alayım. Hudson'ın büyük çabalarla avladıkları avı benimle paylaşması onur verici. Ancak kaya sıçanının tadını merak edenlere dürüstçe söylemeliyim ki tadı lastik gibi. Yapamamışlardır kanka.
Adam ne anlasın Michelin cooking amına koyayım. Ateşe koydu, döndürdü, ye işte. Onların dişleri düzgün ve bembeyazdır ha. Boş zamanlarını av esnasında kaybettikleri okların yenilerini yapmakla geçiriyorlar. Maymunlar, dağa çıkıp onları bulacağız. Oğlum nasıl bu kadar hiç ilerlemezler ya? Amına koyayım, harbiden icat yasak deyip geçmişler. Bir şey diyeceğim de çok affedersiniz, laftan lafa atlar gibi oluyor da. Amına koyayım, bu kabilenin kadınları nerede ya? ...den oluşan her bir Hadza köyünde ortalama yaşam süresi 32 yıl. Buyurun. Nedeni ise yüksek oranda görülen bebek kayıpları. Tabii abi. Genellikle bir Hadza kadını 4 çocuk doğurur. Ancak sadece bir ya da ikisi hayatta kalmayı başarır. Bal onların sıvı altını. Vahşi doğada güçlü kalmalarını sağlayacak enerji ve önemli besinlerle dolu. Kabilenin en çok tükettiği yiyecek. Baobab ağacının yanındayız. Ağacın yukarı kısmında bir delik var. İşte bal orada. Ağacı tutturmak için kütükten parça kesiyorlar. Tırmanmak için merdiven yapacaklar. Bu ağaçta en az binlerce arı var. Bu esnada başka bir avcı tütsü Bey hazırlamak için ateş yakıyor. Yemek mi? Of! İşte bunu seviyorum ya. Ne sağlık. Yorulmuş gözüküyorsun. Çok üzüldüm. Of! Ben de bunu seviyorum be hacı. Nejat bu kadar dişler, yeterli. Dişler, saygılar. Dağıt beni aşar. Evet arkadaşlar. Dağıt beni aşar babacığım. Sanırım kremalı tavuk gibi bir şey. Fırında tavuk ve mısır. Ben mısırı severim arkadaş. İğrenç bir şey söyleyeyim mi? Söylemeyeyim. Ben de yemek yiyeyim. Afiyet bal şeker olsun bana. Sağ olun. Yakıyor. Çubukların bir kişinin vücudunu taşıyabilecek kadar tavuk. Güçlü olup olmadığına bakıyor. Evet biri bildi. People said bildi abi. Ben yorum yapmıyorum. Sen dedin kardeşim. Söyleme biliyoruz. Mısır. Mısır. Tütsüyü kovandan içeri bardakta sokuyor. Mısırına duman kadar seri cevap. Şu an güncel fiyatı. Bu yüksek sesli vızıltı içerideki binlerce arıdan geliyor. Tütsüye rağmen defalarca sokuluyor ama balı alabilmek için acıya katlanıyor. Elini çabuk tutmadı çünkü kovandan çıkmak üzereler. Arılar tarafından kovalanmak istemeyiz. 15 lira diyen nerede yaşıyor, oraya taşınalım amına koyayım. Kuaba, te... Gayna. Gayna. Liderleri var mı? Hala pek bal çıkmıyor. Daha mevsimi değil. Biraz daha beklemeliyiz. İçinde çok az bal var. Çoğunlukla petek. Petek yenmez mi? Peteklerin arasında larvalar var. Protein. Size göstereyim. Bal Hadzalar için sadece bir yiyecek değil, aynı zamanda para birimi. Balı keskin metaller, cam boncuklar, lastik ayakkabılar ve mısır unuyla takas ediyorlar. Para kullanmazlar. Hatta gelişmiş bir sayı sistemleri bile mevcut değil. Hadzane dilinde sadece 1 ve 2 rakamları var. Günümüze dahi zamanı takip etmezler. Burada saat ve takvim yok. Kanka ama siz uğraşmışsınız yani. Böyle kalmak için ekstra efor vermişsiniz oğlum. Doğum günü ya da dini bayramlar gibi zamana dayalı etkinliklerin de yeri yok. Kaç yaşında olduğunu biliyor mu? Bilmiyorum. Pek önemli değil. Günümüzde bazı Hadzalar Tanzanya'nın resmi dilini öğrenmiş ve sayıları kendi diline adapte etmiş. Fakat hepsi hala 10'a kadar sayamaz. 5'ten sonraki sayıları ifade etmek için şu anki 8 örneğinde olduğu gibi sayıları birleştiriyor. Bu kaç? Burası 5. Burası 3. Eğer ona 70'i sorsan ne der? Bu çok fazla. Büyük sayılar onlar için... Katya da böyle diyor bu arada. 100 mü? Anlamsızdır. Basit terimleri kullanırlar. Daima zihinlerinden babun avlama fikri mi geçiyor? Babun yok, en lezzetli et. Ne zaman uyusam babunları rüyamda görürüm. Sabah uyanınca hemen ava çıkar babunları ararım. Dağlara kadar giderim. Onları orada göremesem bile aramaya başka yerlerde devam ederim. Adam babun seviyor arkadaş. Böyle bağırıyorlar.
Ay. Birkaç saat uyuduktan sonra ikinci gün sabah 4'te daha büyük bir av için hazırlanıyorum. Bugün kamptaki ikinci günümüz, antilop ve babun avlamaya gidiyoruz. Hadi buyurun. Biz hayvanların izini sürerken ekibimizden bir üye kampta kalıp esrarengiz yaşamlarını kaydedecek. Bugün ava çıkmayan erkekler ok ve yaylarını tamir ediyor. Zehirleri bitmiş. Bu yüzden bu genç çocuk ve yaşlı adam ilk iş olarak bir kova su almak için uzun bir yolu yürüyor. Günlük işlerle meşgulken bile hala gözlerini açık tutuyorlar. En azından bir öğün daha çıkarmak için her fırsatı kolluyorlar. Birkaç başarısız denemenin ardından genç çocuk kampa dönüş yolunda bir salyangoz buluyor. Vay salyangoz. Bu ne la? Üzerinde çiçek yetiştirmişler. Biz Hadzalılar bunu yiyoruz. Biraz ateşte pişirip öyle yeriz. Fransızlar da yiyor. Salyangoz yemiş olanınız var mı lan? Yani nasıl? Şuradaki dağları görüyor musunuz? Orada çok fazla sayıda sırtlan olduğunu söylüyorlar. Gençler salyangozun tadını pek sevmezler. Onları ciğer gibi diyorlar. Tatsız sümük. Ya oğlum yemeyenler yorum yapıyor ya. Yaşlılara verirler. Geçmişte bir kabile üyesi yaşlandığında gençler onun için büyük bir hayvan avlardı. Ve bu eti son bir ziyafet olarak sunduktan sonra da yaşlı üyeyi açlığa terk ederlerdi. Hadi buyurun. Günümüzde gençler yaşlılarla ilgileniyor ve avları paylaşıyor. Bu çöl gülü ağacına ait olan dal, Hadza avcılarının büyük avlarla mücadelesinde oyunun kurallarını değiştiren bir malzemeye sahip. Zehir arkadaş, zehir. Önce dalı küçük parçalara ayırarak başlıyorlar. Hepsini bir tencereye koyduktan sonra parçaların üzerine su döküp kaynamaya bırakıyor. İzlemeyin lan, yaparsınız sonra amına koyayım. Yüzeyinde oluşan köpüğü yaprakla alıyor. Parçalar çıkarıldıktan sonra karışım iyice koyulaşana kadar kaynatılmaya Fransa'da devam ediyor. Fransa'da yedim tereyağlı ve şarap da dur. Sınıfsal bir şey geldi, durun. Sedo, Fransa'da yedim tereyağlı veya şarapta pişiriyorlar. Tadı Nusret Lokum ama tek yudumluk gibi oluyor, bayağı iyi. Merak ediyorum ya. Ama sanırım bak salyangoz yerim ama şu Çinliler minliler böyle yapıyorlar ya abi, böcek kebap. Onu yiyemem hacı. Yok. Bak salyangoza bakarım ama onu yiyemem ya. Son bir karıştırmadan sonra çıkan özü kayının üstüne koyuyor ve biraz su serpiyor. Nihayetinde üzerine biraz akrep kül ekleyip taşla ezerek karıştırıyor. İşte karşınızda yapışkan, zehirli bir macun. Okun ucunu dikkatlice bu macunla kaplıyor. Artık bu ok kullanıma hazır. Ellerini zehirden arındırmak için otlara sürüyor. Tamam. Bu elimdeki zehirli bir ok. Hem benim için hem de senin için tehlikeli. Avı vurduğunda zehir kanına girer ve kalbe doğru ilerler. Vücudu hareketsiz doktorları bırakır, var mı acaba? Sonra hayvan yere düşer. Antiloplarda, Şaman, sığırlarda, zebralarda, zürafalarda ve tüm büyük hayvanlarda etkilidir. Erkekler et ve balın peşindeyken kadınlar da meyve, sebze ve yeşillikleri toplar. Basit bir kazma yardımıyla kökleri ve yumruları topraktan çıkarıyor. Bu kök ve yumrular adeta doğanın besin depoları. Bir adet yabani patates buldu. Ve yedi mi ne? Etim çok kısa, bana giyecek bir şey var. Hadi buyurun. Tamamen izole yaşayan Hadza kadınları biz yabancılardan rahatsızlık duyuyor. Bana bakıyor. Çalı domuzu buralarda. İzi çok taze. Daha yeni bu yoldan geçmiş. Çalı domuzu. Rahatsız oldu. Onu takip edeceğiz. Köpekler yardım edecek. Köpekler çok gariban lan. Bakın. Domuz burayı kazmış. Orospu çocuğu domuz. Ağaçta bir iz daha. Az önce bir çıtırtı duydular. Şimdi sesin nereden geldiğini anlamak için durup etrafı dinliyorlar. Tutla. Etrafta herhangi bir iz ya da avlanacak başka bir şey olup olmadığına bakıyorlar. Tutla. Adamlar avlansın ama. Oğuz bir. Yokmuş.
Yağmurlardan dolayı hayvanlar yuvalarında ya da kuytu köşelerde saklanıyorlar. Gece maymunu isminde küçük bir hayvanın orada yuvası var. Görüyorsunuz. Gece maymunu. Saklandığı yerden çıkması için onun olduğu ağaca doğru taş atıyorlar. Hayvan kaçmaya çalışıyor. Ne olacak? Buradan ıskalamasının imkanı yok. Vuramadı abi. Bir yandan da eğleniyorlar. Hayvanın gidecek bir yeri yok. Caniler! Hayvanı öldürürken eğleniyorlar. Bizi vurma. Kolay lokma değil bu. 31. İşte başka bir tane daha. Çocuk başka bir gece maymunu yuvası buldu. İçinde olabilir. Bunlara bir tane AK mi vereceksin? Bunlar bilerek geri kalıyor oğlum, baksana ya. Amına koyayım, mümkün mü böyle bir şey? İkinci denemede hareket edemez. Bunlar kesin diyor. UNESCO falan böyle şey yapmıştır. Koruma altına almıştır. Öyle şeyler yapıyorlar. Şimdi ağaca tırmanabilmek için kendine yol açıyor. AK-47 for everyone! Gece maymununun yuvasına doğru tırmanmaya başladı. Yaklaşıyor ve yakaladı tam kuyruğunda. Gece maymununun gözleri endişe dolu. Yuvasını sıkıca tutunarak kendini korumaya çalışıyor. No offense. Ama bu sevgili Türk arkadaşlarım. No offense ama bu adamlar avaraj bir Türk gencinden daha iyi besleniyorlar abi. Küçük için artık hiç şans kalmadı. No offense. Ben o asalını buldum. Hayvan hala yaşıyor. O maymun yese bile raw protein alıyor lan bu adam. Amına koyayım. Türk genci proteini aç bitir salamdan alıyor ya. 87 kere proses edilmiş etin geldiği şekil şemal yani. Adam meyvesini buluyor. Bak amına koyayım. Geçen çilek aldım, pestil olarak geldi abi. Yani artık meyvede bile hayır yok ya memleket. İçime suyuna abi. Hayatına son veriyor. Bu hayvan bir gece maymunu. Çoğunlukla geceleri hareket halinde oluyor. Yuvasında uyurken yakaladılar. Tam başından. Tam kafada. Oh, gözlerini nişan almışlar. Tam buradan girip diğer taraftan çıkmış. Vay onun. Hayvanın ellerine dikkatle bakın. Onlar da birer primat. Tüm bunlar olurken kamp alanındaki iki genç de av peşinde. Kuşu kandırmak için tıpkı onun gibi ses çıkarıyor. Ana. Vurdu vallahi lan. Neredeyse isabet ediyor ama ıskaladı. Vuramadı mı? Ah be abi. Hani la bize antilop dendi oğlum. Ona sikiyim. Çok iyi vurdu lan. Fakat üçüncü denemede tam havada yakaladı. Oğlum ne iyi vurdu. Yere düştü. Yere düştü. Fakat üçüncü denemede tam havada yakaladı. Bombuklar. Ten. Şans bu. Kumru yakaladık. Bu köpeğe ne oldu? Üstünde bir sürü yara izi var. Köpeklerimizi babunlar yaraladı. Babun? Evet, ısırdılar. Evet. Yağmur durdu. Hayvanlar yuvalarından yavaş yavaş çıkmaya başladılar. Ve Hatze için yeniden av zamanı. Ağaca bak oğlum, ne biçim ağaç lan bu? Süper ya. Yakaladı. Çok güzel bir kuş. Arkadaş şu bitkiyi görüyor musun? Arkadaş. Sakın elleme, günlerce kaşınırsın. Bir keresinde kazara dokunmuştum. Deli gibi kaşınmıştım. Köpekler çok emin gözüküyor. Bizim bahçede de var aynısı. Kesin bir şeyler var. Aga ısırgan işte. Acele. Chat de uzman tribal amına koyayım ya. Hep köpekler yiyecek yoksa. Biliyoruz oğlum bunları. Yayım yarımda değil.
Otlarımı da bulamıyorum. Mr. Aletko, Kaan, Nakobay, Ahmet, Selamettin, Mississippi'li kesenize bereket alıyorlar. Kuşu eliyle yakalamaya çalışıyor. Sortbuni. Sakoro ve diğer avcılar artık bitkin düşüyor. Halha acan. Avlanmayı ara vererek kampa geri dönüyor. Hani la antilop? Hepimiz acıktık. Siz bizi kandırdınız da. Yemek yememiz lazım. En son ne zaman bir şeyler yedi? Sadece dün akşam yedim. Arkadaşlar bu kabile kolpa olabilir mi? Yani hani modern şort giyip bize bunu yediremezsin ya. Bizi. Pantolon giyiyorlar hacı ya. Zanima. Ananı sikiyim kene mi? Geçmişte hayat daha güzeldi. Etrafta bir sürü hayvan vardı. Fakat hepsi uzaklaştılar. Babun bulmak zorlaştı. Ha, diken mi? Artık daha akıllılar. Ölüm hakkında ne düşünüyor? Öldüğünde nereye gideceğine inanıyor. Bilmiyorum. Arkadaş dinle. Bir kere öldü. Arkadaş dur bir dakika. Bilmiyorum. Arkadaş dinle. Bir kere öldün mü toprağa gömülürsün. Hayatın sonu bu. Gençler hala okun. Easy. Nasıl kullanacaklarını öğreniyorlar. Şimdi pratik yapma zamanları. Bebeğe bak la. Geleceğe yönelik bir hayalleri var mı? Ne? Ne dediğini anladın mı? Büyüdüğümüzde mi demek istedin? Ne diyeceğimi bilmiyorum. Anlamadım bile. Bazen gelecek hakkında konuşmak onlar için zor olabiliyor. Evet, gelecek kavramları yok. Bu o kadar değildir ya. Yani bizim modern günümüz gibi yoktur da hacı yani ananın amı ya. Abartma yani. Yarını falan biliyor adam işte. Günü geçiriyorlar yani. Andalar hep. Bizde modern günün olayı galiba bu kadar gelecek odaklı planlar. O kuşlarını Datoga kabilesinden alıyoruz. Karşılığında onlara bal ve geleneksel ilaçlar veriyoruz. Sikiyorlar hacı. O kucu verip bal ve geleneksel ilaç sikiliyorsunuz hacı. Dağlara çıkacağız. Uzaktalar. Üçüncü gün yine erkenden Hatsa kabilesiyleyiz. Biz uyurken gece avına çıkan bir grup az önce geri döndü. Dün geceden beri avlanıyoruz. Sonunda antilopu yakalamayı başardık. Bu ne yavru la? Küçük bir tane ama aramızda paylaşacağız. Dokunma, sen avlanmaya bile gitmedin. Bir antilop yakaladılar. Cinsi dik dik. Biz babunlara doğru yaklaşırken dik, dik. Kamp alanında cinsi. Kalan hatsalar bir barınağın yapımına başladı. Kabileden iki erkek gerekli otları ve dalları toplamak... Oğlum tabii ki yani avcılıkta her gün et yiyorsun ve farklı farklı bir sürü hayvan eti yiyorsun. Yani harbiden modern insandan çok iyi besleniyor ya tribal takılanlar. Hani meyvesi sebzesi doğal ya bir de amına koyayım. İçin çalılıklara doğru ilerliyor. Hoş geldin ustam. İyi yayınlar. Ama... Kim usta bunları? Benim pizzam nerede ihtiyar? Krelnit, mor biberisi, Mr. Dienyo, Nimpex, X, Gok... Pardon, Gokux, kesene bereket. Babunlar akıllı hayvanlar. Ters bir şey sezdiklerinde yer değiştiriyorlar. İnsanlarla karşılaşmayı sevmezler. Yetişmeliyiz, hadi. Oğlum 50 yaşını görüyorlar la, yaşlıları gördük. Et. Ne lan la bu sizin ilkelliğe olan ön yargınız ha? Bir durum mu var oğlum? Tarafta babun gördüler mi? Onu soruyorlar. Ne? Biz zekiyiz ama onlar da öyle. Giderek yaklaştığımızı hissediyorlar. Aramaya devam edeceğiz. Stratejimizi geliştirmemiz gerekiyor. Her şey bir adım önde olmakla ilgili. Belli diye bir oyun kamptakiler var, bal avına çıkan arkadaşlarına sayıda. Ulaşmak için ıslık çalıyor. Right hasat ettikleri yabani şey baldan ya. Biraz yemeği umuyorlar. Discord'da oyun öneriyi at. Bakıyorum ben orada. Oyunsuz kaldıkça. Alın. Lezzetli ikramın tadını çıkarıyorlar. Bu. Vay. Bu homuna koyayım ya. Oğlum cinsel hayatları nasıl lan acaba? Ben onu çok merak ediyorum.
Tam da 30. dakikanın 31. saniyesinde durdurup sorduğum İspanyol soru. İspanyol kaşifler bunu beğendi. Acaba cinsel hayatları nasıl? Yani mesela oral yapıyorlar mı? Anal var mı? Harbiden diyorum. Sa askerden geldim. Şey kontanım için demiyorum. Yoksa direkt umba bumba bum bum pam pam falan gibi mi? Hani nasıl yani, anladın usta mı? Usta kartta para kal. Ben izlemiştim Tribe pornosu bir ara. Normaldi. Platform, Agaze Morona, Ali Kaan, Gızahan, Ceset. Eyvallah, kesene bereket. Tribe pornosu abi. Bal tatlı ama arılar çileden çıkarıyor. Oh, wow. Bazen arılardan nefret ediyorum. Yine de karnını onların ürettiği balla doyuruyorsun. Ya arkadaşı da çok da sık boğaz etmek istemem tabii ama hani bilimsel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Ben de linki bir alabilir miyim? Üzerine bir incelenmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Yani ilkel dönemlerde cinsellik. Şimdi tüm malzemeler hazır olduğuna göre evin temelini atma vakti geldi. İlk olarak parmaklıkları yapmak için dalları büküp iç içe geçiriyorlar. Dayanıklı olması için etrafını ek dallarla sarıyorlar. Bu kafes benzeri yapı ana kısmı oluşturuyor. Ardından tabanını yabani aloe vera bitkileriyle çevriliyorlar ve üstünü yaprak ve otlarla örtüyorlar. Bence ilkel cinsel hayat çok vahşi ve azgındır arkadaşlar. Böyle tamamen hayvani dürtülerle. Son dokunuş olarak beyaz çiçeklerle süslüyorlar. Ve işte yok, maymun gibi de değildir ya. Hani gene insanlardır herhalde ya, bilmiyorum. Ve sadece birkaç saat içinde genç bir babaya ve ailesine hediye edilen yeni bir barınak hazır durumda. İçinde uyuyabilirsin. Ev artık tamamlandı. Ne bu oğlum, bir tane şey gördüm la. Dur bu geçsin de. Oğlum bir tane hayvanat bahçesinde goril. Bayağı dog yapıyorlar ama nasıl vuruyor amına koyayım goril böyle. Dedim yani ananısı gibi, dayı gibi böyle, anladın mı? Nerede zilsem de dolduğum. Görenler var diye abi. Twitter'da gördüm ben bunu amına koyayım. Böyle şey yani. Bum 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 bir şeyler. Bakalım. Kulübe mükemmel olmuş. Bilin istedim. Konuş hadi. Babunlar bağlı. Evet, senin kocan böyle sikebiliyor mu demediği kalıyor ya. Hayvanın tam bir dayı gibiydi yani. Mierok, Uetra, Göktanu, Mevo, Zimyek. Eyvallah, kesenize bereket. Sağ olun desteğiniz için canım. Tam ağaçlarında olabiliyorlar. Bu yüzden. La goril pornosu izlemedim. Twitter'da önüme çıkıyor. Orospu çocuğu Elon Musk. O geldiğinden beri infaz videoları, kartel mekan basma videoları, adam öldürme, adam dövme, hayvan sikiş. Bunlar hani hayvanların kendi arasında yaptığı şeyler yani. Bunlar paso Twitter'da daha fazla ya. Her bir ağacı kontrol ediyoruz. Ama asıl amacım... Aratmıyorum oğlum, bak ben kimseyi de takip de etmiyorum. Hani Twitter'da iki takipçim var. Biri karım, biri Eternal Fire amına koyayım. Karşıma öyle geliyor yani. Bir şeye de bakmıyorum, anladın mı? O kayalıklara ulaşmak. Babunların orada olduklarını söylüyorlar. Yolda yürürken aşağıdaki kayalıklarda saklanan bir grup kaya sıçanı buluyoruz. Tüm 5 kaya sıçanını da avladılar. Şimdi sırada babunlar var. İştahla antilopun goril pornosu attıysa şu arkadaş link olarak biraz banlayalım. Zaten şüpheli de kullanıcıymış. Anemon, Mierot, kesenize bereket. Midesini yiyorlar. İçinde yarı sindirilmiş yiyecek ve mide asitlerinden oluşan dışkı benzeri bir karışım var. Sakura tüm alanı kontrol ettiklerini ve hiçbir ize rastlamadıklarını söylüyor. Ancak bu gece babunları aramaya devam edeceğiz. Babunlar geçmiş deneyimlerinden ders çıkarabilir ve tehditle karşılaştıkları yerlerden kaçınırlar. Öyle gözüküyor ki burayı terk etmişler. Hat savcıları stratejilerini yeniliyor. Bu gece bölgenin başka bir yerinde babunları aramaya devam edecekler. Hem avcılar hem de potansiyel avlar sürekli öğreniyor ve uyum sağlıyor. Bir çeşit saklambaç gibi ama vahşi bir ortamda. Şimdi babunlarındayız. Hava giderek kararıyor. Türkçe konuşmuyorsun ya. Bazıları nerede yaşadıklarını tespit etti. Ağaçta olduklarını biliyorlar. Şimdi çok çok sessiz olmalıyız.
Babunlar gececil hayvanlar değildir. Arkadaşlar, ağaç dallarında uyurlar. Bu davranış onların avcılardan korunmasını sağlar. Özellikle sırttan, insanlar ve bazen leoparlardan. Kameranın ışık hassasiyetini artırıyorum. Artık görüntü çok karınca olacak. Bir santim önümü bile göremiyorum. Hastalara yakın durmamız lazım. Yanlışlıkla zehirli bir okla vurulmak istemeyiz. Babunların habitatının derinliklerine ilerliyoruz. Bu ormanı rahatsız ediyormuşum gibi hissediyorum. Musa, bu ses de neydi? Yüzük gece maymunu. Biri bir tane. Daha büyük. Babunlar hiyerarşi içinde büyük sosyal gruplar halinde yaşar. Birbirlerinin arkasını kollayıp olası tehlikelere karşı grubu uyarırlar ve kendilerini birlik halinde savunurlar. Orada bir tane görmüşler. Görmüşler mi? Hı, evet. Tamam. Babanın izine rastladıklarını söylüyorlar. Bu nakay yüksek bir ağaç. Burada değiller. Babunlar son derece çeviktir ve hem yerde hem ağaçlarda hızla hareket edebilirler. Hangi yere gideceklerine karar vermeye çalışıyorlar. Dikkat et. Tüm video boyunca güldümle affederdim ya abi. Derenin kenarından yürüyor. Tabii 500 bin. Allah affedicidir. Sevgili arkadaşlar, Allah affedicidir. Selamlar Ceyha. Hepiniz kurtuluşa erebilirsiniz. Yol o kadar dar ki tek kişi bile zar zor geçebiliyor. Bas. Tutankamon, Niklaiz, Megazorus, Erdeniz, kesenize bereket. Neredeyse 1,5 saat oldu. Bir tane bile bugün görmedik. Her yeri dikkatli arıyorlar. Gece çekimlerimiz başarıyla biten bir av ile sonuçlanmadı. 3 gün süren yoğun takip ve kovalamacının ardından Hatsa avcıları aileleri için bir babun yakalayamadan eve elleri boş dönüyor. Ancak montaj aşamasındayken ışıklar sönünce bir babunun daldan dala atlayarak kaçtığını gösteren bir kareyi fark ettik. Öyle görünüyor ki insanların fiziksel sınırlarının farkında olan babunlar karanlıkta kaçmak için ışıkların sönmesini sabırla ve sessizlikle beklemişler. Bu ters köşe vahşi yaşamda mücadelenin güçlü ya da zeki olandan yana değil, koşullara en iyi uyum sağlayandan yana olduğunu gösteriyor. Babun avının sonuna geldik. Ruhi başarılı 123. olamadık. Hayvanlar muhtemelen sesimizden kaçtılar. Hatsa halkı bu dünyada binlerce yıl önce olduğu gibi yaşıyor. Bu topluluk için en büyük tehdit kuşkusuz modernleşme ve benzersiz kültür mirasını kaybetmek. Hatsa adeta geçmişe açılan bir pencere gibiler. Onlar ilklerimizin son temsilcileri. Merhaba. Geçtiğimiz ayın başında YouTube kanalım hacklendi. Elimden alındı. Ve bu bilgisayar korsanları, emek hırsızları, YouTube kanalımdaki tüm videoları sildi. 12 yıllık emeğim, yaptığımız tüm videolar yok oldu. Bu ani kayıp, aylık kazancımın tek tıkla sıfıra düşmesine neden oldu. En nihayetinde yedek dosyalarından tüm videolarımızı kurtarabildik. Helal la, iyi bari yedeklemişler amına koyayım. Ancak algoritma bu kurtardığımız videoların hiçbirini artık önermiyor. Sonuç olarak kataloğumuzdaki videoların anlık izlenmesi durmuş vaziyette ve pasif gelirimizi kaybettik. Bu nedenden dolayı bu yılın tamamında beklenen mali kaybımız en az 75 bin dolar ve yabancı... Hı? Rekabetimizde bu kadar gerilere düşmeyi göze alamayız. Yaptığımız her videoda belgesellerimizin kalitesini daha da arttırmaya çalışıyoruz. 14 farklı dilde yayın yapıyoruz. Ancak yaşadığımız bu kriz nedeniyle belgesellerimizi tüm dünyada, tüm dillerde yayınlayabilmekte artık zorluk çekiyoruz. Artık izlenmelerimizin %90'ı yurt dışından geliyor ve bugüne kadar elde ettiğimiz her bir yurt dışı izlenmesiyle ülkemize döviz soktuk. Tamam. Konuşma nereye gidiyor? Önce izlediğiniz Hatsa belgeselinin yapım aşamasında 314 kişilik dev bir ekip emek verdi. 14 farklı ülkeden 278 seslendirme sanatçısı ve 28 çevirmen videoları dünya dillerine uyarlarken 8 kişilik ekibimiz ise hem sahada hem de montajda görev aldı. Bu videoyu tamamen bitirmemiz 3 ayımızı aldı. Belgesellerimizde bir değer bulduysanız ve bu belgeselleri üretmeye devam edebilmemizi istiyorsanız bu videonun altındaki süper teşekkür butonuna tıklamanız bizim için çok önemli.
Zıpladıktan sonra karşınıza ne kadar bağış yapabileceğinize dair seçenekler çıkacak. Ya da dilediğiniz miktarı da yazabilirsiniz. Bu ilk defa sizden istediğim tek seferlik bir destek. Ve yaşadığımız bu kriz, üretmeye çalıştığımız belgesellerimiz için artık bir varoluş riski taşıyor. Sizin gibi izleyicilerden gelen her bir bağış... Çok kötü olmuş oğlum ya. Devam edebilmemize, büyüyebilmemize ve eğitici içerikler oluşturabilmemize yardımcı olur. Yorumlar hep İngilizce aga. Aga ya. Bu sene harika projelerimiz var. Mesela daha önce hiç belgelenmemiş bir bölge olan ve yer altına 16 kilometre uzanan dünyanın en derin mağarası Kurbere mağarasına bilimsel bir heyet ile inmeyi planlıyoruz. Daha önce keşfedilmemiş yeni hayvan türlerini keşfetme ihtimalimiz oldukça yüksek. Ayrıca YouTube kanalımın topluluk bölümünde bir minnet göstergesi olarak destek olan herkesin kullanıcı isimlerinin yer aldığı bir onur listesi de yayınlayacağım. Hacklenmeden önce kanalımız harika gidiyordu. Globalleşmek üzereydik. Ama bu ani değişim hızımızı hemen kesti. Artık dünyadaki rekabetin dışına itildik. Türk olacaksın abicim, Türk olacaksın. Bu yolda sadece birlikte var olmaya devam edebiliriz. Bağışlarınız için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Umuyorum ki kanalımız... Tekrar toparlar lan bence. Kaç izlenmiş? Oğlum bir günde 2 milyon izlenmiş. Az mı amına koyayım? Yorumlara bak. İngilizce. Türkçe var la Allah'tan. Ruhi ilk defa birini destekliyorum çünkü hak ediyorsunuz. You can come back from this Ruhi. We are grateful the world over for what you share. We will share with you now. $5 vermiş amına koyayım ya. $5 verip vatan kurtarmış pezevenk ya. Bu nece la? Bu ne kadarca? Bu ne kadar? Dolar mı bu amına koyayım? Bak bu iyi vermiş ha. Rupi mi bu? Dolarla dolar değil mi? Ha, 80 neyse artık. $450. Pardon TL. 20 TL. 5 TL. 250 lira. Onanın amı bu ne? 35 bin ne? Hi? İdere ne la? Uçlu kalem kesene bereket yavrum. Merdolandık. Jaliste Valar King. 50 lira mı bu? 35 bin. 5 seneye Türkiye bu arada. Kanada doları galiba değil mi? Ha frank mı? R dolar ne hacı? Robux para birimi mi bu? Robux. 10 Robux satmış abi adam. Orospu çocuklara. Abi ben kocam. Adama para lazım çocuklar. Para lazım. Yorum lazım değil. Yazıyorsunuz arkandayız markandayız. Valla verebilecek olsam verirdim. Ama ben buraya kart bilgileri falan girmedim hacı. Yapmadım yani. Ben like'ımı atarım. Arkandayız. Ruhi. Bayağı Mekela 22 Aysedo. Der geçerim acı. Benden bu gelir. Hadi eyvallah. Ne kadar teşekkür etmek? 20 liradan mı başlıyor amına koyayım? Ben zaten ana kanalımda, kendi kanalımda aboneyim arkadaşlar. Ben size bir şey göstereyim asıl. Sevgili arkadaşlar şöyle bir kanal var. Ruhi'yi bir kenara bırakalım. Şimdi Doktor Oyunda kanalı arkadaşlar. Buraya bu arada oynadığımız oyunların tekrarları geliyor. Oynadığımız oyunların tekrarları gün gün atılıyor. Haberiniz olsun. Yayın tek oyun tekrarlarımız bu kanaldadır. Doktor Oyunda kanalıdır. Haberiniz olsun yani. Ruhiye'de çok destek, maç destek.